Sevgili seyirciler, Osmanlı'dayız. Osmanlı'da bizim geldiğimiz yer soğuk hava depolarının bulunduğu yer. Burası gün yani 4000 ton civarında da bir kapasiteye sahip. Bu bilgileri de biz beyefendiden alacağız. Hem öğrenelim bakalım buraya ürünler nerelerden geliyor ve bekleme süresi ne kadar, bunun da bilgilerini almak istedik. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Aslan, Aslanlar Soğuk Hava sahibiyim. Ürünlerimiz bu bölgede ayva ve üzüm olmak üzere ama çoğunluğu da meyvede elmaların Kayseri ve Isparta yörelerinden, Antalya yörelerinden geldiği, müşterilerimiz bizden çok memnun olduğu için o bölgelerden taşıyıp soğutmalarını biz gerçekleştiriyoruz. Kayseri ve Isparta'ya buradan selamlarımızı gönderelim. Ürünleriniz burada saklanıyor. Efendim ne kadar bir bekleme süresi oluyor burada? Ürünlerin satış durumuna göre, pazar talebine göre ama çok daha da Mayıs, Haziran'a kadar bekletip aynı tazelikte bekletebiliyoruz yani. Evet. Ürünlerde herhangi bir değişme olmuyor. Evet. Süre açısından hiç önemli değil bizim için. Evet. En hareketli dönemi ne zamandır buranın? Buranın en hareketli dönemi Ağustos ve Kasım'a kadar. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, biz az önce bir başka konuyu daha konuşuyorduk. Toprakların canlanmasıyla ilgili solucan gübresinden bahsettik, birçok konudan bahsettik. Topraklarınızın domates, özellikle bu bölgede domates ekimi, Çerkeşli bölgesinde de domates ekimi çok güzeldir. Domateslerin en az 2 yıl değil mi üretim süresi? Yeni topraklarda 2 yıl üst üste. Yani çok kaliteli bir şekilde ürün alınabilir. Ama 3. yıllarda toprağın çok iyi beslenmesi ve üreticinin bilinçli olması gerekir. 3. yılda verim alma şansı biraz daha az olur. Ama ilk 2 yıl daha çok kaliteli, güzel bir ürün alabilirler yani. İyi bir bakım olduğu sürece. Şimdi 2 yıl ektiler diyelim ki toprağa domatesi. 3. yılda 2 yıl aynı ürünü ektiklerinden dolayı mı 3. yılda verimden düşüyor? Sırık domates yetiştiriciliğinde topraktaki mineralleri çok harcadığı için toprak güçsüz hale geliyor. Ama bunu organik gübreyle tamamlarlarsa 3. yılda verim alabilirler yani. O zaman şunu söyleyelim. Efendim solucanlar, buradan Kayseri İl Tarım Müdürlüğü'ne de çok selamlarımı göndermek istiyorum. Biz kendileriyle solucan gübresiyle ilgili görüşmüştük. Solucanların aslında toprağı müthiş bir şekilde canlandırdığını ve vitamin kattığını da kendileriyle paylaşmıştık. Biz az önceki sohbeti gene sayın değerli abimizle de beraber yaptık. Evet, aslında solucanlar çok güzel çalışıyorlar toprakta, öyle değil mi? Evet, evet. Solucanlar toprağın canı. Canı, evet. Evet. Teşekkür ederim efendim verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler. Şu anda Osmanlı'da bulunan mini sera alanına geldik biz. Erken ekim olduğu için de biberleri şu anda biz üzerinde dökmüş halde görüyoruz. Yanımızda da üreticimiz var. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Murat Beyhan. Osmanlı Büyük İnci köyündenim. Evet. Burada halen kendi çapımda çiftçilik yapmaktayım. Evet. Bu şekil bir üretim düşündük. Evet. Bu şekil bir üretimde şu anda biberlerimizi toplayıp kendi pazarımızda cuma günleri tezgahımızda kendi malımızı kendimiz satıyoruz. İşte evet, yani bize gelen, bizim mutfağımıza, bizim sofralarımıza gelen ürünlerde hiç çiftçinin çektiği zahmeti, oluşumuna kadar ki geçen süreci hiçbirimiz bilmeyiz. Çiftçi olmadığımız için olmayanlar bilmez zaten. Ama aslında üretimden bizim sofralarımıza gelen ki süreç
ciddi, zor ve zahmetli bir süreçtir de. Kolay değil, değil mi? Çok zor. Gördüğünüz gibi bu alanda damlaması, bakımı, tam doğal olarak yetişiyor bunlar. Tam organik olarak belki yapamıyoruz ama doğal olarak elimizden geldiği kadar ilaç, şu biberde ilaç olarak hiçbir madde yok, yani doğal olarak yetişiyor. Gübrelemesinde ne kullanıyorsunuz? Gübrelemesinde yani normal fenli gübre de kullanıyoruz ama işte şurada görmüş olduğunuz gibi tezek. Yanmış bir sene önceden yanmış hayvan gübresi esasında altına atıyoruz. Ondan sonra sürdükten sonra kendi halinde bu şekil mini bir sera olarak bunları biz yorumluyoruz. Bir ay içinde işte biberlerimiz bu şekilde geldi. Maşallah. Cinsi ne peki biberlerin? Bunlar yeşil sivri biber. Yani sofralık yeşil sivri biber. Burada domateslerimiz var. Yine nazende diye bir bizim buranın meşhur bir şeysi var. Fasulyesi. Evet. Nazende fasulye diye. Onu da oraya diktik. Evet. Kendi çapımızda bu şekil bir şeyle yapmaya gayret edeceğiz. Sevgili seyirciler, hani diyoruz ya üreticiden tüketiciye, Osmanlı'nın en güzel, en önemli özelliklerinden bir tanesi de burada çok güzel bir ayva yetiştiriciliği var. Ve ayvaların da arkamda gördüğünüz gibi lokum haline dönüşü var. Yanımızda da işletmemiz yetkilimiz var. Kendisine de soracağız bakalım burada ne kadar bir ayva tüketimi var? Sonuçta lokuma dönüştürüyorlar ve hangi işlemlerden de geçiyorlar? Efendim tanıyabilir miyiz? Murat Yavuz Eryavuz ismim. Evet. Ayva lokum işletmesini çalıştırıyoruz şu anda. Evet. Üretime devam ediyoruz. Nereden aklınıza geldi böyle ayvalardan lokumlar yapmak, nereden lokum yapmak? Açıkçası bu benim kendi fikrim olan değil. Bu daha öncesinde Osmaniye Belediye'mizin başlatmış olduğu bir çalışma. Daha sonra belediyeden özel sektöre devredildi. 2 yıldır da işletmesini yapıyoruz biz. Aslında burada önemli bir mesele var. Bu çiftçinin üretmiş olduğu meyvelerin işlenmesi, katma değerle farklı bir hale alıp tüketiciye sunulması hali. Tam haliyle olmadan burada farklı bir ürünün çıkartılması ortaya. İşin güzelliği aslında burada ve bu yaptığımız lokumların bir diğer özelliği de zaten doğal olması, katkı maddelerinin kullanılmaması ve gerçek meyvelerden. Yani insanların sağlığını kötü yönde etkilemeyecek şekilde bir ürünle bunu insanlara sunmak. Bu da bu işin aslında biraz farkı ve güzelliği oluyor burada. Bizim yaptığımız üretim aşaması sezonunda ayva lokumu ve nar lokumunda meyveleri çiftçimizden alıyoruz. Bunları üretimde önce yıkaması, temizlenmesi, ayıklanması ve ürünümüzü ham madde oluşturarak bunu sezon boyunca, sene boyunca kullanıyoruz ve bu ham maddeden lokumumuzu üretiyoruz. Evet. Ağzımızda ayva lokumu. Ablaya da sormadan edemedim. Ablana nasıl uğraşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz burada? Kaynama aşaması yapıyoruz. Kaynadıktan sonra kalıplara döküyoruz, soğutuyoruz. Bir gece bekliyor. Ondan sonra ertesi gün kesim yapıp, paket yapıp. Ne kadar zamandır çalışıyorsunuz burada? 4 bitti. 5. seneye döndüm. Uzman mısınız? Yani. Peki ne, hangi özelliklerde mesela az önce bize ablam diyor ki ya, ben 4 senedir burada çalışıyorum ve ben bir devamında yiyorlar tabii ki kendileri de ama beni baymıyor, öyle değil mi? Evet. Yani yiyebildiğin kadar yiyebiliyorsun böyle. Bir tane yiyip de beni içimi sıktı, bu hani tatlı geldi kesti diye bir şey yok. Yani yeniyor. Akşama kadar hem paket yapıyoruz hem yiyoruz. Şimdi İstanbul buraya yakın. Şimdi zaten kamera hepsini gösteriyor. İstanbul buraya yakın. Yani İstanbul'da vatandaşımız buraya gelse hem organik, evet, tertemiz pırıl pırıl ürünleri alır gider. Bu da keçi peynirimiz. Orijinal Osmanlı'na ait keçi peyniri. Bu biliyorsunuz keçi peyniri çok önemli. Hele hele küçük çocukların
kemiklerini geliştirir. Anne sütüyle eşit değerlidir. Bunu herkes bilir. Şimdi ablamız İstanbul'a burada yıllar önce gitti ama bırakamıyor. Her cuma gelir burada alışverişini yapar Osmaniye'den. Tekrar İstanbul'a döner. Doğru değil mi? Yani tepsi, tertemiz. Sadece alışveriş için mi geliyorsunuz? Hem akrabalarını görüyor hem alışverişini yapıyor. Gidiyor. En güzeli. Yani buraya bu şekilde yani ürünlerimiz çok kaliteli olduğu için toprak ve hava. Bir de işte insanlarımız güler yüzü görüyorum. Bak şuna bak. Bunun malı alınmaz mı? Evet. Evet. Güler yüzler. Güler yüzler. Orijinal dağ keki bu. Tamamen organik. Bu da semiz otu. Araziden organik yani bu. Tohum değil. Ekme değil. Kendi bitiyor bu. Yani orijinal. Bazen pazarlarda evet. Görürüz iri iri yapraklı. Şu bakın şu baklaya eşek baklası derler. Bizim halk dilinde yok halk dilinde ama faydası olmayan hiçbir şey yok. Bir tek ölüme çaresi yok yani bunun. Şimdi sevgili seyirciler, biber tarlasındaydık biz. Orada dedi ki, abimiz bize hepsinden dedi hanım uğraşıyor. Abla biber tarlası sadece sen mi uğraşıyorsun? Evet ben uğraşıyorum. Zor oluyor değil mi? Zor tabii ki bizim işimiz zor. Zor. Çiftçilik zor yani kolay bir şey değil, emek isteyen bir şey. Çiftçilerimiz işte gördüğünüz gibi hanımlarımızla beraber hanımlarımız zaten bütün bir emeği tarlalarda, arazilerde kendileri üzerinden harcıyor. Kolay da değil, hakikaten kolay değil. Bütün bir sıcağın altında biz zor duruyoruz. Siz nasıl dayanıyorsunuz? Biz alıştık çocuk yaştan beri artık. Alıştık ama yani masraflar ağır gelmese. Evet. Pahalı, gübre pahalı, işçi yövmesi pahalı. Yani biraz ucuz olsa şu mazotumuz. Eğer bunun farkına ablamız bile kendisi ektiği, diktiği halde farkındaysa demek ki bu Türkiye'de dengelerin düzeltilmesi gerekiyor. Gerekiyor. Naneleri bile bahçelerinden. Efendim sizler üretiyorsunuz. Evet üreticiyim ben. Evet. Sıkıntılarınız var mı diye sormak istemiyorum. Var biliyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Valla sıkıntılarımız var. Ürettiğimiz malı pek satamıyoruz. Böyle ucuz fiyatlara gidiyor. Mazot da pahalı olduğu için bu durumda işte fiyatlar görüyorsunuz. Emeğinizi kurtarmıyor mu? Kurtarmıyor. Şimdi ben patates üreticimizi yakalamışken bir şey sormak istiyorum. Ne oldu bu patateslere? Patates düşmeye başladı ya. Yeni söküm başladığı için devamlı düşüyor artık. Artık düşüyor. Ne o bir ara bayağı hakikaten ateş pahası gibiydi. Depolarda mal kalmamıştı. Depolarda mal kalmadığı için fiyatlar yüksekti. Şimdi yeni sökümler var. O yüzden düşmeye başladı yani. Şimdi başkanım, evet mahalleye döndük, köyden mahalleye döndük ama hala da bizim köylerimiz. Çünkü sosyal standartları düşük, çiftçinin kendini kurtarma standartları düşük ve çiftçi bir işletme değil, bunu bir kere vurgulamamız gerekiyor. Çiftçi bir üretici, az önce de başkanımın söylediği gibi fatura kesmesi, gider göstermesi mümkün değil. Onun tek gideri mazot ve gübre fiyatları, gübrelerin fiyatlarının yüksek oluyor olması, eğer iyileştirme oluyor olsa zaten çiftçiyi kurtaracak. Peki ne yapılabilir, çözüm ne olabilir? Yani çözüm devletin... Şimdi biz duyuyoruz, ben görmedim. Ben hani benim nakliye filom yok, lojistiğim yok. Efendime söyleyeyim benim lüks yatım da yok. Ben denizde balık tutan balıkçı da değilim. Bu saydıklarımın bir de denizde nakliye yapanlara, bir de uçak şirketlerine çok ucuz mazot ve benzin verildiğini duyuyorum ben sadece. Evet. Yani 1 liraya, yani ben eski parayla diyorum artık 1 liraya, 1-200'e mazot ve benzin veriyorlarmış. Evet. Şimdi ben senin gıdanı ben veriyorum. Boynundaki kravattan, ayağındaki çoraba kadar her şeyde emeğim var. Senin baktığın çocuğun anasının emdiği süt de benim gıdamdan geliyor. Evet. Evet. Ama sen beni ayaklar altında çiğniyorsun. Yani bürokrasi çok düşünmesi lazım yani. Çok düşünmesi lazım bürokrasi. Öyle düşünmesi lazım ki yani bize saygı duymaları lazım. Dünyanın her tarafında ihracatı biz yapıyoruz. Tarım ürünlerinden ihracat yapılıyor. Dünya birincisi, Türkiye birincisiyiz. Evet. Şeyde sanayi malı hiç satılmıyor. Biz evet. Türkiye birinci, sanayi malı hiç yok. Evet. Ama bize hiç süspansiyon yok yani. Bize süspansiyon göstermeleri lazım. Yani biraz önce belirttim. Bizim en büyük giderimiz akaryakıt.
Akaryakıt nakliye fiyatlarını da vuruyor. Bugün Adana'dan adam patatesi sarıyor, İstanbul'a hale getiriyor. 600 lira da nakliyesi var ya. Evet. Kiloda 600 lira nakliyesi var. Yani. Akaryakıt yüksek çünkü. Bugün bakıyorsun işte ben 1 liraya ürettiğim ürünü şehirde sen de 5 liraya 6 liraya yiyorsun. Yani fiyat farkı çok oluyor. Evet. Yani bunların dengelenmesi lazım. Aynı zamanda büyükşehir belediyelerinin bizlere pazarlarda kendi ürünümüzü satmaları için yer göstermeleri gerekir. Evet. Ki biz de rahatla satalım. Ürünümüzü gönderiyoruz. Efendime söyleyeyim parayı alamıyoruz. Veyahut da geliyoruz burada tüccara veriyoruz yine parayı alamıyoruz. Bunu bize yine sahip çıkarıyor çiftçiye. Evet. Onun için bize Büyükşehir Belediyesi'nden ben rica ediyorum sizin aracılığıyla. Bizlere pazarlardan yer göndersinler. Biz tüketiciyle karşı karşıya kendi malımızı yetiştirelim. Tüketiciye evet, verelim. Evet, aradaki aracıyı kaldıralım. Direkt olarak tarladan tüketiciye gitsin. Tüketiciye verelim evet. Ve herkes rahat etsin. Ya bizim yani sadece narenci yok bizde. Mesela zeytinde biz Marmara Birliği, Osmaneli'den Marmara Birliği'ye geçen sene ürünümüz azdı. Ayazlardan dolayı geçen sene ürünümüz azdı. Azken biz 152 ton Marmara Birliği'ye sadece sofralık zeytin verdik. Sadece sofralık zeytin. O yağlık zeytin hariç yani bugün 304 tonda yağlık zeytin gitmiştir. Evet. Yani bizim şeyimiz, ürün kapasitemiz çok geniş. Yani evet ya ürün yani eskiden, pancarası çok geniş evet. Mesela sözünüz geçip eskiden pancara geldik şimdi pancarı kaldırdılar. Pancar garantiyeli yaptı. Esasında pancar her yıl ekilmesi lazım. Pancar toprağın altında dolu vurmuyor, ayaz vurmuyor. Sıcak da vurmuyor. Evet. Toprağın altındaydı ama pancarı maalesef kaldırdılar. Neden kaldırdılar bilmiyorum yani. Yediğimiz şekerin de tadı yok. İşte gamış şekeri mi yiyoruz? Nereden geliyor onu da belli değil. Onun için bizi yani yönlendiren, bize bakan bürokratların bize yani çok iyi bakmaları lazım. Bizim ahımız büyük olur. Doğru. Evet, bizim ahımız büyük olur. Evet. Çünkü biz emekçiyiz, bizim ellerimiz nasıl tutmuş? Yeni nesil gençlikten umutsuzum. Yani gençler, şimdi benim oğlum var 19 yaşında. 2 yıldır dershaneye gidiyor, üniversiteye hazırlanıyor. Şimdi bundan birkaç gün öncesi arazideyiz, çalışıyoruz. İş yetişmedi. Hı. Beceremediler. Eli toprağa yatkın değil. Hı. Dedim oğlum işte yarın yaparız. Baba dedi benim hayatım önemli. Bizim hayatımız önemli değil mi? Hı. Yok baba dedi benim hayatım önemli. Benim dedi üniversite imtihanıma 10 günüm kaldı. Şimdi 10 günü kaldı da bizim arazi hepimizin rızkı. Üniversitenin rızkı. Evet. Geleceğin rızkı. Tepe alındık biz. Alındık değil mi? Bu kadar. Evet. Aslında o çocuklarımızın okumalarına karşı değiliz. Okusunlar, kendilerini geliştirsinler. Tabii ki topluma, ülkemize, vatanımıza yararlı evlatlar olsunlar. Onunla biz hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Ama şunu istiyoruz. Şehirlerde asgari ücretlere tamah edip de kaybolmasınlar şehirlerde. Gene kendi yerlerinde, kendi memleketlerinde, kendi topraklarında toprakla uğraşarak yaşamlarını daha iyi hale, iyileştirici hale getirsinler. Tabii ki biz şimdi köylerimiz boşalmasın isterken, köylerimizdeki çiftçilerimiz üretsin isterken bu çiftçilerin de yaşam standartlarını iyi hale getirmemiz gerekiyor ki çocuklarımız köylerden kopmasınlar. Belki de onlar bir asgari ücretten daha iyi imkana sahip oluyor olsalar köylerinde bulundukları yerlerde tabii ki daha faydalı olacaklarına inanıyorum ben ve böylelikle de zaten köylerimiz boşalmaz. İsteğimiz, dileğimiz budur. Babamızın sistemi de odur aslında. Okumasına karşı değil ama gene de toprağında toprakla uğraşsın, topraktan ekmeğini kazansın. Bir şekilde asgari ücrete değil de kendi alnının teriyle emek harcayarak işine sahip çıksın istiyor. Evet, buradan ne yapıyoruz şimdi? Tören alanına gidiyoruz. Bakalım orada hangi görüntüler bizleri bekleyecek. Oh.
Sayın Kaymakamım, değerli belediye başkanım, değerli protokol üyeleri, değerli çiftçi dostları ve çok kıymetli bayan çiftçilerimiz. Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla hazırlamış olduğumuz etkinlik programımıza ve ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Eğitim için Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu amaçla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu gibi kurumlarla işbirliği yapmaktayız. Eğitimin tarımda verimliliği artıran en başta gelen unsurlardan biri olduğu kanısındayım. Tarımsal eğitim çalışmalarının teknik elemanların eğitimi ve çiftçilere yönelik tarımsal mesleki eğitim, iki eğitiminde hedef kitle olan çiftçilerde davranış değişiklikleri oluşturarak pratik beceriler kazandırmayı amaçlıyoruz. Hepinize Bursa, Bilecik, Yalova bölgesi Ormanköy Kooperatifi adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Biz orman köylüsüyüz. Dolayısıyla ova köylüsüyüz. Çiftçilerimiz olmazsa olmazımızdır. Ben birkaç yerde konuşmamı yaparken öncelikle köylülerimize neler yapabiliriz? Ben hep bürokrat kısmına bir şeyler söylüyorum. Kaymakamımla daha önce biz görüşmüştük. Güzel bir düşünceleri var. İl Tarım Müdürüm burada. Ona da bir mesajım var. Biz köylere yönelik projelerimiz var ama yeteri kadar bilmiyoruz İl Müdürüm. Bunları eğer köylere yayarsak burada güzel bir çiftçilik var. Sulama sorunu yok. Orman köylerimiz az ama orman köyü olan birkaç köy gördüm. Bunların yanında ova köylerimiz var. Hayvancılık istiyorlar. Bu hayvancılık desteğinden Beşerler Mahallesi olsun, Oğulpaşa olsun, Avdan Köyü olsun hayvan projesi isterler. Bunlara yönelik neler yapabiliriz? Eğer biz orman köylüsü değilsek, ova köylüsüysek, bugün burada güzel bir çiftçilik yapılıyor. Aynı zamanda belediye başkanımı da kutluyorum. Ben şöyle bir ilçeyi gezdiğim zaman her yer yemyeşil. Böylesine güzel bir yerde çiftçilerimiz, annelerimiz, babalarımız olmazsa, biz yumurtayı yetiştirmezsek, biz eğer süt yetiştirmezsek, eğer domatayı, biberi biz yetiştirmezsek, kusura bakmayın. Yani masa başında ben 5000 lira maaş alsam parayı yiyemem ki. Eğer çiftçilerimize sahip çıkacaksak onları yerinde neler istiyorsa yöresine göre, yani o bölgede neler yapılması gerekiyorsa onları onun ayağına götürürsek, uyandırırsak onları hoş tutarız, daha da güçlenir. Osmanlı güzel bir yer. Tarımıyla, turizmiyle, belediye başkanıma gene teşekkür ediyorum. Eğer buraya yabancı turiste çekerseniz çok güzel bir oba. Yani burası Osmanlı'nın yaşadığı bir şehir. Suyu var, doğası güzel. Milletvekili adaylarımız da burada, seçilebilir yerlerde. Milletvekillerimize de bir dosya halinde Osmanlı'nın köylerine acil küçük baş hayvan, büyük baş hayvan ve de bir de köy tavuğu, köy yumurtası. Bunun yaygınlaşmasını istiyorum. Adı üstünde. Eğer benim evimde 10 tane tavuk olursa, 10 tane yumurta, eğer 100 tane olursa, kaymakamım da benden alacak yumurtayı, il müdürüm de benden alacak yumurtayı, bugün köy yumurtası deyip geçmeyin, 1 liraya satılıyor. Bunun için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Birlik adına hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Değerli milletvekili adaylarım, değerli belediye başkanım, değerli il müdürlerim, birlik başkanım, ziraat odası başkanım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dünya Çiftçiler Günü'nün gününüzü kutluyorum. Bildiğiniz gibi Osmanlı, Bilecik'te tarım anlamında baktığımız zaman en verimli topraklara sahip olan ilçemiz. Bu ilçemizde tarımı daha ileriye götürebilmek için özellikle üniversitelerimizde işbirliği içerisinde ilgili kurumlarımız, başta tarım il müdürlüğümüz olmak üzere işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Memnuniyet verici bir şey açıklamak istiyorum. İlk defa bu yıl Sayın Rektörümüzün
ve Sayın Meslek Yüksekokul Müdürümüzün destekleriyle Osmaneli Meslek Yüksekokulu'nda tarımla ilgili iki bölüm açılmış oluyor. Yani seracılık, peyzaj, çiçekçilik gibi konularda iki tane bölümümüz olacak. Bu Osmaneli tarımıyla ilgili çok önemli bir gelişme. Çünkü akademik kariyere sahip olan insanların topraklarımızı inceleyerek yeni ürünler geliştirmeleri, özellikle çiçekçilik, seracılık, tıbbi bitkiler gibi yeni alternatif ürünler geliştirmeleri hem ilçemize yeni değerler katarken çiftçimize de gelir anlamında farklı bir ortam yaratacak. Türkiye'de her alanda hızla bir gelişimin olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Tarımda da bu gelişim devam ediyor ve Türkiye tarım alanında dünyada en üst seviyede faaliyet gösteren ülkeler arasına girme yolunda. Ben sözü çok fazla uzatmadan tekrar çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum.